Çok zengin bir tarih, Türk tarihi. Milattan önce başlıyor, dediğim gibi bugüne kadar ulaşıyor. Yurt dışında yaşayan Türklerin tarih bilincinin Osmanlı geliştirilmesi projesi kapsamında Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Metin Hülagü Münih'te Osmanlı'da azınlıklar konulu konferans verdi. 19. asrın ortalarından itibaren Fransız ihtilalinin yaygınlaştırdığı veya kışkırttığı, zenginleştirdiği nasyonalizm, liberalizm düşüncesinin de etkisiyle Osmanlı azınlıklar arasında, yani Rumlar, Ermeniler özellikle bunlar arasında bir milliyetçilik hareketi. Özellikle Balkanlara baktığınız zaman Sırplar, Arnavutlar, Karadağlılar, Yunanlılar bir hareketliliğe ve milliyetçilik arayışına, bağımsız birer devlet olma talebine koyulacaklardır. Dolayısıyla bir hareketlilik başlayacaktır. Güney Bavyera Türk Dernekleri Koordinasyon Kurulları adına iş adamı Mahir Zeytinoğlu tarafından tertiplenen konferansa katılım oldukça üst düzeydeydi. Konunun ne olduğunu anlayalım. Konu doğru mu takdim ediliyor, yanlış mı takdim ediliyor, onu bilmemiz gerekiyor. Münih'te faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı Osmanlı'da azınlıklar konulu konferansta konuşan Profesör Doktor Metin Hülagü, yakın tarihimizde 1915 yılında cereyan eden Ermeni tehciriyle alakalı önemli bilgiler de verdi. Birinci Dünya Savaşı'nda biz Almanlarla birlikte ittifak halinde İngiliz, Fransız, Ruslara karşı savaşıyoruz ve Ermeniler nerede diye bakıyoruz. Ermeniler daha çok doğu bölgesinde, doğu vilayetlerinde yaşayan ama herhangi bir vilayette de çoğunluk arz etmeyen bu Ermeniler Ruslarla işbirliği halindeler. Bu çok açık. Ruslarla işbirliği halindeler. Ne yapıyorlar? Ya cephe gerisindeki Türkleri öldürüyorlar, askerleri arkadan vuruyorlar, Ruslara rehberlik ediyorlar, Ruslarla birlikte Türklere karşı savaşıyorlar. En son isyanları Ermenilerin Van'da patlak veriyor, Van'da isyan ediyorlar, Van'ı yakıyorlar Ermeniler. Van yangınından veya Van'ı yakmalarından sonra da 1915-27 Mayıs'ında tehcir kanunu çıkarılıyor. Ermenilerin bu bölgeden boşaltılması, daha sakin, rahat durabilecekleri, Osmanlı ordusuna zarar vermeyecekleri bir yer olarak sevk yapılması kararlaştırılıyor. Metin Hülagü, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan tarih kitaplarını biraz karıştırmalarını arzu ettiklerini söyledi. Gerçekten Osmanlı toplumunda gayrimüslim unsurlar her zaman için rahat olmuştur ve her zaman için imtiyazda olmuştur. Çünkü Osmanlı'nın hoşgörüsü, tanıdığı hukuki haklar, kültürel haklar ve liberal bir ortam sağlaması bunların çok rahat bir şekilde yaşamalarına, hayat sürmelerine imkan tanımıştır. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Metin Hülagü program sonrasını mikrofonlarımızla değerlendirdi. Türk Tarih Kurumu olarak yurt dışında yaşayan Türklerin tarih bilincini artırma anlamında bütün ülkelerde yaşayan Türklerle bir araya gelmek istiyoruz. Oradaki sivil toplum örgütleriyle, kuruluşlarla, büyükelçiliğimiz de gerekiyorsa görüşerek onlarla işbirliği halinde bu tür konferanslar tertip etmek istiyoruz. Amacımız Türk tarihini ve kültürünü orada Türkiye'den uzak olan, Türk kültürüne belki bir parça kopmuş olan insanlarımıza yeniden hatırlatmak, onların hafızalarını canlandırmaktan ibaret. Yani öncelikle bu programın amacı burada yaşayan Türkleri hedef almakta, onların tarih bilincini, tarih kültürünü artırmaya yönelik. Tabii ki burada okutulan ders kitaplarında tarih nasıl anlatılıyor, o başka bir proje olabilir. Belki üzerinde düşünmek, çalışmak gerekebilir. O anlamda bir çalışmamız olmadı ama öyle bir düşüncemiz de var. Dolayısıyla yurt dışında okutulan tarih dersleri nasıl okutuluyor? Yani Yunanistan'da, Almanya'da, İtalya'da tarih dersleri veya komşu ülkelerinde okutuluyor. Onları başka bir proje olarak düşünüyoruz ama şu anki projemiz sadece Türkleri hedef almakta ve onları da dediğim gibi sohbet ortamı oluşturmaya çalışmaktayız.